vardı fincan. Bir daha yapayım. Nerede? Açılmasa da. Bugün her birimizi yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm, kabul ettiğim ruhsal büyümenin tezahürleri ya da bir başka deyişle ruhsal büyümenin görünümleri hakkında ilahi nizam ve kainat ağırlıklı olmak üzere bilgileri paylaşmaya gayret edeceğim. Ben de sizler gibi anlamaya gayret ediyorum tabii ki. Kitabı inceleyenler, okuyanların da gayet iyi bileceği gibi çok katmanlı bir bilgi derinliğiyle, yoğunluğuyla karşılaşıyoruz kitapta. Dolayısıyla en güncel, tam da zamanımıza uygun bilgiler olması itibariyle ağırlıklı olarak neredeyse %99 kitaptan yaptım. Bu konferansta madde ve ruhun paralel yürüyüşü, ruhsal büyümenin ilkesel ve temel tezahürleri yani görünümleri, görünen alemdeki ruhsal büyümenin tezahürleri. Yani başlamadım şu bir şey var. Tamam. Şimdi bakalım. Daha iyi olur. İçimden mi yok? Bir dakika konuşabilir misiniz? Bu konferansta yok, fark etmiyor. Kapan derem dedim. Yok, kapanmadı. Kapanmadı da. Biz böyle gideceğiz artık. Madde ve ruhun paralel yürüyüşü, ruhsal büyümenin ilkesel ve temel tezahürleri, görünen alemdeki ruhsal büyümenin tezahürleri ve görünmeyen alemlerdeki ruhsal büyümenin tezahürleri üzerinde duracağız. Hepimizin bildiği gibi insanlık tekamül yolculuğunda belli bir realiteye, belli bir anlayışa geldiği andan itibaren o dönemdeki, o devredeki ihtiyaçlarına yönelik olarak ruhsal bilgiler, çeşitli öğretiler, çeşitli dinler aracılığıyla insanlığa aslında sunuma gelmiş. Yine bir çok yankıma var. Tüm manevi sistemler ruhsal büyümenin önemli ve tezahürleri aslında sizlerin de gayet iyi bildiğim gibi işaret ede gelmişler ama daha çok sembollere büründürülerek verilmiş. Elbette o da o dönemdeki insanların şuur ve algılama, idrak kapasitesiyle orantılı olacak şekilde sunulmuş. En eski dinsel öğretiye baktığımızda 5000 yıllık geçmiş olduğunu görüyoruz. Oysa İlahi nizam ve kainata bakacak olursak bizim devre insanlığımızın geçmişi ya da tarihçesi 70.000 yıllık bir sürece uzanıyor ya da yayılmış durumda. Yani bu devre insanlığı 70.000 yıl önce insan bedenlerinde ekran olmaya başlamışlar. Peki 65.000 yıl boyunca ne durumdaydı insanlık? Hiçbir dinsel öğreti yok muydu? Yoktu. Çünkü bir dinsel, manevi bir sistemi anlayabilecek, onun etrafında toplanabilecek bir anlayışta, bir figür seviyesinde ya da şuur halinde bile değillerdi.
hepinizin bildiği gibi İlahi Nizam ve Kainat kitabı 54 yıl önce Dr. Bedir Rüsterman tarafından değerlendi ve 10 ay önce yayınlandı. Ve diyor ki kitap, güçlü tesirler gösteren büyük dinler, insanları vazife planına hazırlayan araçlardır. Vicdanların yüksek seviyelere ulaşmalarını sağlamışlardır. Tabii başlangıçtaki değerlerine göre. Dünyadaki gelecek büyük geçiş devrinin ilk toplumsal hazırlıklarını sağlamış ve insanlara vazife planını hazırlanmanın en uygun yollarını göstermiştir. Dinlerin emrettiği sevgi, şefkat, yardımlaşma, bağışlama, hoşgörü, feragat, özveri, iyilik, doğruluk, samimilik, hemcinslerine ve hemcinslerinin dışındakilere karşı bir takım yükümlülükler, sayısız erdemler ve yasakladığı bencillik, kin, kıskançlık, düşmanlık, intikam, kötülük, yalancılık, ikiyüzlülük, gasp etme, hırsızlık, acımasızlık ve sayısız kötülükler bazen otomatik, bazen yarı idraklı olarak insanları yüksek idrak yani yüksek anlayış planlarını hazırlamışlar. Ama yine kitabın dediğine göre dinsel öğretiler içindeki sembollerin derinlerindeki manayı ancak insanların %2-%3'ü nüfuz edebilmiş, anlayabilmiş. Oysa İlahi Nizam'da çok daha açık ilkeler anlatılıyor. Çünkü günümüz insanlığı geçmişe göre anlayış açısından çok daha ilerlemiş durumda. Şöyle bir soru sorabiliriz. Hani ruhsal büyüme nedir ve niye önemlidir? Zaten etkinlik boyunca ruhsal büyüme ne olduğunu, tezahürlerin, görünümlerin ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Buna niye önemliyle başlayacak olursak, bir kere her birimizin varlıkları sonsuz bir tekamül yolculuğunda ve bu aşamalardan biri olan hidrojen aleminden mezun olmak üzere. Hidrojen alemi dediğimiz alemde dünyamızın da içinde bulunduğu tüm gök cisimlerimizi barındıran sistem, maddesel alem. Ve bu alemden mezun olabilenlerin yarı süptil aleme geçebilmeleri için çok önemli. Yani bir alemden daha süptil bir aleme geçebilmek için. Hepimiz zaten varlıksal olarak bunun hazırlığı ve çabası ve uğraşı içindeyiz. Çünkü bulunduğu sistemde çok önemli bir okuldan, yani dünya okulundan mezun olabilme olasılığına, yani büyük geçişe çok yaklaşmış durumdayız. Eğer yine kitaba göre geçmişimize ve bugüne ve geleceğe özet olarak bir göz atacak olursak, hepimiz maddesel aleme ruh olarak dahil olduğumuzda A ile gösterilen ortamdaydık. Ve sonsuzluk kadar uzunca bir süre orada en ilksel maddeden başlayarak maddenin gelişimiyle biz de tekamül yolculuğumuza başlamış olduk. A en kaba ve ilkel olan amorf ilk madde aşaması. Yani 70 bin yıl önceki süreç. Buna uzak geçmişimiz diyebiliriz. B hidrojen alemi. Yaklaşık 70 bin yıllık yolculuğumuz bu alemdeki dünya gezegeninde geçmekte. Buna da şimdi diyebiliriz. C ise hidrojen alemi üstü yani yarı süptil alem. İşte eğer dünya okulundan mezun olabilirsek geçeceğimiz yer, varlıklarımızın tekamül yolculuğuna devam edeceği süptil boyut. Mekanik gelişim aşaması, evrene ilk giren basit acemi ruhların ilk maddeden hidrojen alemine gelinceye kadar mekanik ve pasif olarak tekamül ettiği karanlık alan. Bu aşamayı tamamlayan ruhların tekamülü hidrojen aleminde devam ediyor. Hidrojen alemi ise varlıklar aleminin başlangıcı. Bütün küreleriyle, güneş sistemleriyle, nebülözleriyle insanların görüp kabul ettiği madde alemi. Yani şu anda içinde bulunduğumuz alem. Hidrojen alemi üstü yarı süptil alem ise hidrojen aleminin en gelişmiş okulu olan dünyadan mezun olabilen, büyük geçişi başarabilen insanların geçeceği sevgi planı. Vazife planına geçişin bir alt basamağı. Dolayısıyla gerçekten de daha kaba, daha enerjisi ve maddesi yoğun bir alemden mezun olabilme olasılığına çok yaklaşmış durumdayız. O süptil boyuta geçme olasılığına dolayısıyla çok yaklaşmış durumdayız. Ama sevgi planından
Databik Soms'a kadar kalmayacağız. Orası bir ara planı, bir geçiş planı, vazife planına geçebilmek için. Şimdi çok kısaca hidrojen alemindeki serüvenimize göz atacak olursak, yaklaşık 70 bin yıl önce Mol kıtası ve diğer kara parçalar üzerinde bugünkü dünya insanlarına göre çok daha ileri ve gelişmiş, yani uygar insanlar yaşıyormuş. İşte bugün Atlantik ve Pasifik okyanusunun olduğu yerlerdeki kara parçalar üzerinde. Bu varlıklar, bu bedenliler gelişimlerinin son sınırına yaklaşmış ya da gelmiş durumdaydılar. Liyakatlerini yüksek mekanlarda hazırlamışlardı. Oraya gideceklerdi ve bu dönemin bitmesi gerekiyordu. Okuyorum çünkü bunlar kitaptaki birebir cümleler. 80-100 yıl süren doğal olayları kıtaları yok etti. Geriye ilkelleşmiş ve vahşi bir dünya ve küçük bir grup insan kaldı. Böylece dünya yeni bir devreye başladı. İşte o yeni bir devreye başladı derken bizleriz aslında o yeni devreye bedenlenen varlıklar ve aşağı yukarı 70 bin yıldan beri 500 ila 700 kez bedenlenmiş varlıklar olarak gelişimimizi sürdürüp mezun olmaya gayret ediyoruz. Diyor ki yine kitap, çünkü insan altı beden gelişimini tamamlayıp ilk insanların gelişim kademelerine başlamak üzere bekleşen sayısız varlık vardı. Yani bedenlenmek için uygun zaman ve mekan koşullarını bekleyen. Biz de muhtemelen eğer bir önceki devreden kalmamışsa o bekleşenlerin arasındaydık 70 bin yıl önce. Bunlar, yani o bekleşenler, en ilkel birer insan haliyle dünyada bedenlenecekler ve gelişimlerine başlayacaklardı. Bir önceki devreden hayatta kalanlar da doğacak olanların ana babaları oldu. Dünya basit ve ilkel devreden itibaren çok uzun bir tekamül yürüyüşüyle bugünkü insanlık uygarlığına ve seviyesine ulaştı. Dolayısıyla bugün artık korku ve his devri değil, bilgi, mantık, anlayış, yani idrak devreye geldi. Kitapta idrak olarak geçiyor ama biliyoruz onun diğer anlamı anlayış. İnsanlar hidrojen aleminin son olgunluk noktalarına ulaşmışlar ve bu muazzam alemin kapısından dışarı çıkmak üzere onun eşiğine adımlarını atmışlardır. Bu eşik ancak anlayış ve bilgi olgunluğu ile aşılabilir. O zaman anlayış ve bilgi olgunluğu bizim elde etmemiz gereken ruhsal büyümenin hani görünümlerinden olmuş oluyor. Biraz daha şimdi uzak geçmişe göz atacak olursak, yani maddenin gelişimi ve acemi ruhların o deminki diyagramda A'da olan sürece kısaca bir göz atacak olursak, şekilsiz amorf madde, yani ilk madde gelişimine başlıyor. Tabii ki maddenin gelişimi kendi kendine olmuyor. Asli ilk eden ve onun yönlendirmesiyle diğer sistemlerden gelen tesirlerle maddenin gelişimi başlıyor. Karanlık alan diye tanımlanan bir süreçten sonra madde gelişerek ilk hidrojen atomu haline geliyor. Ama bu ilk hidrojen atomu bizim kimyada bildiğimiz hidrojen atomu değil. Kimyaca bilinen hidrojen atomu bu ilk hidrojen atomunun gelişimiyle meydana geliyor ve kimyaca bilinen hidrojen atomunun gelişimiyle de diğer maddeler ve çok daha süptil maddeler meydana geliyor. Dolayısıyla bu atomun gelişmiş durumları ile dünyamızın ve bütün astronomik alemimizin madde hal ve şekilleri meydana gelmiş. Çünkü madde ve ruh el ele gelişiyor. Yani ruhu maddeden, maddeyi ruhtan bağımsız düşünemeyiz. Bunlar bir yerde bir kumaşın tersi ve yüzü gibi. İlk hidrojen atomu aynı zamanda acemi ve basit ruhların tutunduğu maddedir. Ancak ruh henüz ona egemen değildir. Bu ruhta henüz sezgi, hatta mekanik bir içgüdü bile yoktur. Neredeki ruhtan söz ediyoruz? Hidrojen alemi öncesindeki, o A ile temsil edilen boyuttaki ruhtan söz ediyoruz. Ya da madde alemine ilk kez dahil olmuş basit ve acemi ruhların niteliklerinden söz ediyor burada. Hidrojen atomu hareket ve gelişimlerini yaparken ruhun tekamülüne de hizmet eder. Evrende tekamül uygulamasına ilk başlayan basit acemi ruhların bir bedeni yoktur. Beden dediği
fiziksel bir beden değil orada kastettiği, varlık dediğimiz süptil beden ki biraz sonra varlığın niteliklerine, oluşumuna da değineceğiz. Çünkü henüz o basit ve acemi ruhta evren maddelerini toplayabilecek güçleri yoktur. Maddeyi toplayabilecek gücü elde ettiğinde zaten süptil maddeleri toplayarak varlık dediği bedeni oluşturabiliyor. Dolayısıyla varlığı oluşturabilmek de ruhsal büyümenin görünümlerinden biri. Bu ruhta henüz maddeyi toplayabilecek, yönetebilecek, biriktirebilecek güç olmadığı için anlayış, irade, şuur ve özgürlük halinde ortaya çıkan maddesel bir kimliği de yoktur. Pasif ve mekanik olarak sonsuzluk kadar uzun devrelerden sonra bir kimlik kazanır. Nihayetinde ilk hidrojen atomu, insanların bildiği hidrojen atomu haline gelir. Birçok kademelerden geçe geçe manyetik alan sentezleri daha karışık, daha karmaşık maddeleri oluşturur hidrojen atomu. Hidrojen atomu geliştikçe ona bağlı olan ve onun hareketleriyle uyumunu sağlayan acemi ruhta mekanik otomatik bir tempo ile gayet yavaş tekamül eder. Ve diyor ki, ruhun niteliğini zihinde canlandırmak ve idrak etmek mümkün değildir. En uygun yol onun varlığını kabul etmektir. Devam edecek olursak sürece, sonunda hidrojen atomu dünya maddesi üstü bir takım enerjiler yaymaya başlar. Bu enerjiler yarı süptil ortamlarda bulunur. Yarı süptil ortamın ilk atomları da gelişerek daha yüksek ve dağınık enerjiler yaymaya başlar. Onlarla beraber o aşamaya kadar tekamül etmiş olan ruhlarda bu yüksek fakat dağınık enerjileri bir araya toplayarak kendilerine evrenin sonuna kadar hizmet edecek olan varlıklarını oluşturur. Demek ki çok sonsuzluk kadar uzun bir süreçte maddeyle hemhal ola ola onun hareketleriyle uyum sağlamaya çalışarak nihayetinde ona egemen olmayı becerdiğinde, başardığında bu arada tabii ki hidrojen atomu da gelişimini sürdürüyor. Hidrojen atomunun gelişmesiyle oluşan süptil maddeler varlıklarını oluşturuyor. Ruhların varlık dediğimiz cevher ya da süptil bedende evrenin sonuna kadar ruha hizmet edecek. Şu anda da biz varlıklarımızın anlayışını, idrakini geliştirmek için zaten pek çok olaydan ve deneyimden geçiyoruz. O halde içgüdü, sezgi, bilgi, anlayış, şuur, irade, özgürlük, maddeye egemen olabilme, evren maddelerini toplayabilme gücü, varlıklarını oluşturabilme yetisi, ruhsal büyüme ve gelişmenin temel tezahürleri oluyor. Yani temel görünümleri oluyor. Hani olmazsa olmaz. Ki bizler artık dünya okulundan mezun olma aşamasına geldiğimize göre bu nitelikleri zaten kazanmış durumdayız. Bu melekeleri kazanmış durumdayız. Çünkü acemi ruhlarda bu saydığımız 10 niteliğin ya da özelliğin hiçbiri yok. Şimdi varlık nedir diyecek olursak, tabii ki bunu sembolik olarak birebir almayınız lütfen. Çünkü mekan söz konusu değil burada. Varlık öncelikle bir madde enerji topluluğu, süptil madde enerjilerin topluluğu. Evrende ruhun bir simgesi aracı haline gelmiş oluyor. Ruh madde aleminde varlık aracılığıyla tezahür ediyor ve deneyimden geçiyor, öğrenmeden geçiyor. O ruhun bütün davranışlarına yansıtıcı olmak ve o davranışların cevaplarını tekrar ruha geri göndermek üzere hizmet eder. Burada tabii yıldız ruhu temsil ediyor ama lütfen şöyle anlamayalım bunu. Hani varlığın ortasında ruh var. Böyle değil. Yalnızca onu şu şekilde değerlendirelim. Her ruhun tekamül sürecinde ona madde aleminde bedenlik eden etkisini, tepkisini madde aleminde göstermesine aracılık eden varlık. Ama bunlar iç içe bitişik algılamıyorum, öyle düşünmüyorum. Bir varlık kaba madde
maddelerden kurulan bedene devamlı tesirler göndererek ona bağlanır. O bedeni yönetir, varlıkta bedende ruha hizmet eder diyor. Tabii ki burada yalnızca insanın varlığından söz edilmiyor. Bir hücrenin de varlığı var. Yani hücre de bir varlığın maddi ortamdaki, dünyadaki fiziksel bedeni olmuş oluyor. Bitki hücrelerinin ayrı ayrı varlıkları var. Bitkinin bütününü yöneten bir varlık var. Yine aynı şekilde hayvan hücrelerini, hayvan organlarını, hayvan beynini ve hayvan bedeninin bütününü yöneten varlıklar var. O zaman bunu bir hiyerarşi gibi düşünecek olursak, insandan örnekle gidecek olursak aynı zamanda, insan bedenindeki her hücrenin de bir varlığı var. Beyin hücrelerinin varlıkları daha gelişmiş durumda beden hücrelerinin varlıklarına göre. Beyni yöneten bir varlık var, aynı zamanda tüm bedeni yöneten insan varlığı var. O zaman insan varlığı hiyerarşik yapılanmada en üstte bulunmuş oluyor diğer varlıklara göre. İlk oluşmuş olan varlık anlayış bakımından henüz basit ve ilkel durumdadır. Mekanik bir içgüdüye sahiptir. Mekanik içgüdü hidrojen alemindeki tekamülü boyunca sezgi içgüdülere, sezgilere, sezgi anlayışlara, ilkel anlayışlara dönüşür. Ancak insan aşamasına geldiği zaman anlayışların genişlemesi ve kapsamını arttırmaya başlaması mümkün olur. Varlık, Güneş sisteminin bir sürü gezegeninde sayısız bedenlenmeler geçirdikten sonra dünyadaki insan bedenini kurma liyakatine ulaşır. Anlayışı önceye göre çok artmıştır. İrade özgürlüğü anlayış oranında çoğalmıştır. Sorumluluğun anlamını sezmeye başlamıştır. Sevgi ve vicdan mekanizmasının şuurunu az çok kazanmıştır. O zaman şu anda da ruhsal büyümenin görünümü ve tezahürlerini nerelerde arayacağımızı burada zaten görüyoruz. Anlayış, irade özgürlüğü, sorumluluk alabilme, sevgi ve vicdanını tezahür ettirebilme. Başta şu ana kadar anlattıklarımı bir özet yapacak olursak, ilk hidrojen ve onunla beraber yolculuğa çıkan basit ruh, acemi ruh, evrene ilk dahil olan sezgi, içgüdü, beden, anlayış, irade, şuur, özgürlük, kimlik yok. Hidrojen atomu gelişir, ona bağlı ruh mekanik otomatik tekamül eder. Hidrojen atomunun gelişimiyle sübtil madde ve enerjiler oluşur. Ruhlar varlıklar oluşturur. Anlayış basit ve ilkel, mekanik içgüdü var. Hidrojen alemindeki Güneş sisteminin bir sürü gezegeninde tekamül eder ve bu süreç boyunca sezgi içgüdü, sezgi anlayış, ilkel anlayış gelişir. İnsan bedenini kurma liyakatine ulaşır. İnsan aşamasına geldiğinde tabii ki önceye göre anlayış artmıştır, irade özgürlüğü artmıştır, sorumluluğun anlamını sezmeye başlamıştır. Sevgi vicdan şuurunu az çok kazanmıştır. O halde yaklaşık 70 bin yıllık süreçte her birimiz anlayış, irade, özgürlük, sorumluluk, sevgi ve vicdan üzerinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Çünkü öğrenme çok yavaş oluyor. O nedenle bu kadar uzun süreye ihtiyaç var. Yani her hayat minik minik anlayışta ve şurada artışa neden oluyor. O yüzden hayatlar boyu yüzlerce olaya, deneyime, İşte o deneyimlerden geri gelen bildirimlere, tesirlere, baskılara ihtiyaç duyuyoruz bedenlenmiş varlıklar olarak. İnsanlar sorumluluk sezgilerinin gittikçe kuvvetlenen baskıları altında otomatik ya da yarı idrakli olarak insanlık aşamasını bitirmeye çalışır. Bu nedenle insanlık hayatında yüz binlerce görgü ve deneyim geçirir, yüzyıllar boyunca yaşar. Kitap okuyanlar hatırlayacaktır, 500 ila 700. bedenlenmeden söz ediliyor, mezun olabilme için. Ve hepimizin bildiği gibi dünyada tek başına tekamül olmuyor. Dolayısıyla diğer bedenlilere, maddeyle, çeşitli deneyimlere ihtiyacımız var. Görgü ve deneyim için diğer bedenlerle ve maddelerle karşılıklı alışverişin olması zorunlu. Bu nedenle sayısız olay meydana gelir. Bu olay bileşimlerine ait anlayışlar,
öz varlıktan ruha yansıyarak varlıkların tekamülünü sağlar. Tabii ki ben burada olaylara çok fazla değinmeyeceğim ama olaylar da başlı başına bir hani etkinlik konferans konusu olabilir. Olayların kazandırdığı bilgiler üzerinde duracağız. Çünkü ruhsal büyüme için bunlar çok kıymetli. Olayların kıyas bilgileri ise ne yapıyor? Vicdanı geliştiriyor. Zaten en önemli hani geliştirdiğimiz en önemli niteliklerin başında vicdan geliyor. Örneğin bir çocuğu kırbaçlayan adamın karşısına çocuğun veya etraftakilerin gösterecekleri tepkiler adamı bir kıyas bilgisine götürür. Binlerce olayla elde edilen kıyas bilgilerinin birikmesi en basit haliyle bir iyilik kötülük kavramının doğmasına neden olur. Vicdan da böylece toplanmaya, canlanmaya başlar diyor ilahi nizam ve kainat. Yani etkiye tepki. Dolayısıyla bir içeride muhasebe başlıyor. İşte iyi mi ettin, kötü mü ettin, öyle mi oldu, böyle mi oldu derken kendi kendini kritik ederek vicdan dediğimiz niteliği tezahür ettirecek madde enerjiler aslında toplanmaya ve birikmeye başlıyor. Çünkü madde alemimizde bizim duygu, his, düşünce dediğimiz her şey aslında sübtil maddeler tezahürleridir. Zaman içinde insan bedenli hayatları boyunca iyilik yapar, kötülük yapar, hırsızlık yapar, adam öldürür, çeşitli özverilerde bulunur. Bunların karşılıklarını, tepkilerini görür. Tüm olayların bilgisi anlayış kanalıyla ruha yansır ve vicdanın adım adım üst realitelere doğru gelişmesine neden olur. Bütün olaylar insanların memnun edip ya da üzerken aslında öz varlıkta çok yüksek madde sentezleri içinde gittikçe değerlenerek zenginleşen ince bileşimler meydana getirir. Az önceki slayttaki varlığı hatırlayın. O varlığı ne demiştik? Sübtil madde enerjiler oluşturuyor demiştik. Bu sübtil madde enerjiler de her an değişim halinde. Yani sabit, statik bir madde enerjiyi düşünmemek lazım. Dünyada yaşarken içinden geçtiğimiz deneyimlerden elde ettiğimiz bilgiler o varlığın niteliğini ve madde yapısını giderek daha da sübtilleştiriyor, daha da sübtilleştiriyor. Zaten varlığın maddesi ve enerji sübtilleştikçe vicdan dediğimiz niteliğin buradaki tezahürü artıyor, sevginin tezahürü artıyor. Büyüme dediğimiz, tekamül dediğimiz şeyde varlığın maddesel ve enerjetik niteliğinin artması aslında sübtilleşmesi. Varlık son bedenli hayatı bitirince, yani dünyadaki son bedenli hayatı bitti. Dünyadan ayrılıp olanakları çok bol ve kapsamlı bir üst ortama geçecektir. Bütün dava insanın dünyadayken kendisinden beklenen işleri layıkıyla bitirmiş olmasıdır. Hayatı yaşarken kendisine tek rehberlik eden vicdanın yüksek realitelerinden ayrılmamış olması gerekir. Yani demek ki mezun olabilmek için bir daha bedenli olarak dünya gezegenine enkarne olmamak ve daha sütlü bir boyutta devam edebilmek için bizden beklenen vicdanın yüksek realitelerinden ayrılmamış olmak ve onun rehberliğinde günlük yaşam içinde ilerlemeye gayret etmek. Vicdanın yüksek realitelerinden ayrılmadıkça doğru yolu kaybetmemiş olur. Hem de vicdanının daha ileri gelişimlerini sağlayarak onun güçlenen rehberliğinden o oranda faydalanmış olur. O halde dünyada vicdan, tekamül yolunda insanların en güçlü dayanağı ve kurtarıcısıdır, diyor. Şimdi birazcık hani vicdanın mekanizmasına değineceğiz. Tabii ki burada zaman sınırlaması nedeniyle çok fazla detaya inemeyeceğim. En temel mekanizmasını paylaşmaya gayret edeceğim. Vicdan bir birim dualite olarak tanımlanıyor. Bu birim dualitenin üst unsuru vazife sezgisini, alt unsuru nefsaniyete yönelik. Zaten dünya okulundan mezun olan varlıklar yarı sübtil aleme, sevgi planına geçecek demiştik. Sevgi planı da vazife planının bir alt basamağıydı. Dolayısıyla vazife planına geçebilmemiz için vicdanın üst unsuruna düzen olarak tesir yüklememiz gerekiyor. Böylece vazife sezgisi toplanmaya başlıyor varlıklarımızda. O nedenle önemli. Varlıkların
hepimizin de bildiği gibi gelişim kademelerine göre anlayışları çok farklı, yani idrakleri. Bu nedenle vicdan anlayışları ve vicdan uygulamaları da çok farklı. Mesela birisi diyor ki vicdanım emretti, öldürdüm. Öbürü diyor ki vicdanım emretti, şunu yaptım, bunu yaptım. Ama bir diğeri diyor ki hayır. Hani bana kötülük yapmış olabilir ama ben ona aynı şekilde cevap vermeyeceğim. Dolayısıyla bunlar anlayışların farklılığını gösteriyor. Ya da işte toplumsal öğrenilmiş vicdan sayesinde hani insanlar çok rahat kan davası gidebiliyorlar. Birbirlerini şakır şakır öldürebiliyorlar. Elbette bu olaylar da o varlıkların gelişimine hizmet ediyor. Çünkü kötü diye bir şey yok. Bizim kötü dediğimiz, acılı dediğimiz her olay nihayetinde varlıkların büyümesine, gelişmesine hizmet ediyor. Vicdan iç çatışma ile çalışır. Üst veya alt unsurlarından birinin daha üstün değerlerle tesirler alması sonucunda çatışmalarla, mücadelelerle çalışır. Peki üst unsurunda neler var dersek vicdanın? Başkalarını düşünme, özveri, feragat, yardımseverlik, hoşgörü, şefkat, merhamet, koşulsuz sevgi. Ha, alt unsuru ise hırsızlık, bencillik, yalancılık, üçkağıtçılık, sevk düşkünlüğü, tembellik, sorumsuzluk gibi nitelikler. Eğer düzenli olarak vicdanın üst unsuruyla yaşamaya gayret edersek, o zaman üst unsur değer almaya başlıyor. Yani maddesel ve enerjetik olarak güçlenmeye başlıyor. Anlayış, vazife bilgisi de biraz daha yaklaşmış oluyor. Artı değer alan üst unsurdan alt unsura, yani nefsaniyete doğru bir akış başlıyor. Böylece nefsaniyet de değişmeye başlıyor. En kabadan inceye doğru. Nefsaniyetin diyelim en altında öldür, intikamını al cehaletesi var. Yukarıdan değer geldikçe, tesir geldikçe öldürme ama cezalandır. Bakın bu bir üst realite olmuş oluyor. Ha, yukarıdan tekrar değer geldikçe küs, yok say. Ha, yine bu da bir cezalandırma ama öldürmek kadar katı ve sert değil. Onun sınavları da tabii ki onunla ilişkili paralel olacak. Ha, üst unsurdan alt unsura değer geldikçe duygusal ve psikolojik cezalandırmaktan da vazgeçmeye başlıyor varlık. Hani ne derler? Hani, benden uzak dursun, Allah yolunu açık etsin. Hani uzak olsun. Yeter ki hani, elimi kana bulamayayım. Değil mi? Hani uzakta dursun. Böyle yüksele nefsaniyet unsurları, anlayış, bağışlama, hoşgörü ve sevgiye doğru geliniyor. Yani burada anlatılmak istenen şu, nefsaniyete sürekli hizmet edersek, yani eylemlerimiz nefsaniyet doğrultusunda olursa, nefsaniyeti güçlendirmiş oluyoruz, daha da aşağı realitelere gidiliyor. Ama vicdanın üst unsurlarıyla davranırsak, nefsaniyeti vicdana doğru yaklaştırmış oluyoruz, onu güçlendirmiş oluyoruz. Anlayışlar genişleyip arttıkça, hislerin ve realitelerin kapsamı artar. Olaylara ve durumlara bakış açısı genişler. Varlıkların tabi oldukları yasaları fark etmeye başlar. Yaşamını bu ilkelere uygun sürdürmeye gayret eder. Tevazu, bilgelik, merhamet, hoşgörü, sevgi, vicdan ve hizmet nitelikleri artar. Demek ki vicdanın üst unsuruyla davranmaya, yaşamaya başladıkça varlıklarımızda biriken daha süptil, daha nitelikli madde enerjilerin tezahürleri olarak bunları göstermeye, bunları yaşamaya başlıyoruz. Ancak yine devamında nefsaniyet unsurları giderek azalır, vicdani kriterler çerçevesinde yaşamaya, davranmaya başlar. Artık ona bir başka kişi, kurum veya manevi bir sistemin koyduğu kısıtlayıcı, yasaklayıcı, korkutucu kurallar değil, bizzat kendi vicdanı rehberlik ediyor. O halde vicdanın üst unsuru beslendikçe, geliştikçe, güçlendikçe
tek rehberliğimiz artık kendi iç sesimiz, vicdan sesimiz olmuş oluyor. Bu o kişinin içsel özgürlüğü demektir. Aynı zamanda kendisi, kendi özgürlüğünü ve alanını da sınırlar. Yani yaratacağı sebep sonucun farkında olduğu için artık bilerek ve isteyerek kötülük edemez. Belki canı çok yansa bile bir başka seviyedeki varlığın kolaylıkla adam öldürdüğü bir durumda o bunu yapmama tercih eder. Çünkü yaratacağı karmayı ve sebep sonucu artık hesaba katmaktadır. Hepimizin gayet iyi bildiği gibi hani bir realiteden kurtulmak, bunu fırlatıp atarak olmuyor. Mesela işte bazen sosyal paylaşım sitelerinde çok güzel böyle slaytlar ya da işte alıntılar paylaşılıyor. Bu da onlardan biri. Hani gerçekten çok hoş. Irk ayrımı yapma, inançlara saygı göster, doğayı koru, hayvanları sev, sevgi ve barıştan yana ol ve tüm bunları çocuklara da öğret. Evet, kitabi olarak bunları bilebiliriz, okuyabiliriz, inanabiliriz ama asıl olan bunları hayata geçirebilecek enerjiyi varlıklarımızda, maddeyi varlıklarımızda biriktirebilmiş olmak, ona sahip olabilmek. Dolayısıyla nefsaniyete ait bir realitenin terk edilip bir üst realiteye geçilebilmesi için bir, o realitenin bütün icatlarına uyulması, iki, egemen duruma geçilmesi, üç, iyice sindirilmesi, dört, o realitenin sonuçlarının varlık tarafından benimsenmiş ve öz bilgi haline gelmiş olması gerekir, diyor kitap. Maslow adını duymuş olabilirsiniz. Bu realitelerle ilgili onun da ihtiyaçlar hiyerarşisi şeklinde ifade ettiği bir grafik var. İşte fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi, ait olma, saygı ve kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştirme en üst boyut. Fiziksel ihtiyaçları giderilmediği sürece bir varlık bir üst realitenin ihtiyaçlarını hissetmiyor. Aynı şey ruhsal büyüme gibi gelişme için de geçerli. Dolayısıyla insan bir realitede tamamen yaşadıktan sonra o realitede kendisini tatmin etmeyen noktalarla karşılaşıyor. Mesela zaman zaman işte eğitimlerde ya da çeşitli yerlerde karşılaştığımızda şunu söylüyor pek çok insan. Ya artık bu hayat beni tatmin etmiyor. Hani her şeyim var ama içimde bir doyumsuzluk var. Yani hayat bu olmamalı diyorum. Hani işte o nedenle işte kendimi doyumsuz hissediyorum, işte bir arayış var içimde, nerede bulacağım bilemiyorum gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. Kaldı ki son yıllarda gerek kişisel gelişim çalışmalarının bu kadar çok artması, şifa çalışmalarının artması, şamanik öğretilerin tekrar tüm dünyada popüler hale gelmesi, ruh sağlıkla ilgili, kişisel gelişimle ilgili bu kadar çok yayının, işte sitenin, yani web sitelerinin vesaire olması boşuna ve tesadüf değil. Çünkü pek çok varlık içsel olarak artık bu arayışlar içinde. Yani tatmin olmayan noktalarla karşılaşıyor hayatında ve o arayış onu bir şekilde çeşitli yerlere yönlendiriyor. Eğer bir varlık kendini tatmin etmeyen noktalarla karşılaşırsa bir realitede, o zaman bir üst realiteye geçebiliyor. Bırakılması gereken bir realiteden, silkilmek için yapılan mücadelelerden dolayı yaşayan olaylar, bu olaylardan alınan dersler, öz bilginin artmasına, anlayışın genişlemesine ve ruhun tekamülüne sebep oluyor. Bakın Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi en üst adım kendini gerçekleştirme. Neler var orada? Ahlak, doğallık, yaratıcılık, ön yargılı olmama, problem çözme ve hakikatin kabulü. Çünkü en alt basamaktan buraya doğru gelen varlığın zaten şuurunda ve anlayışında büyük bir artış meydana gelmiştir. Dolayısıyla artık hakikatin kabulüyle beraber merhamet, anlayış, kendini gerçekleştirme, yaratıcılık tezahürleri gündeme gelebiliyor. Örneğin, intikam ve nefsaniyet hisleriyle dünyaya gelen birinin hemencecik bağışlama ve hoşgörü realitesine geçmesi mümkün değildir diyor İlahi Nizam Vekalet. Hani dedik ya bir realiteden silkinip atılarak kurtulmak o kadar kolay değil, onun yaşanması, sindirilmesi gerekiyor. Bu ancak pek çok olay ve tesirin iş başında olmasıyla ızdıraplı bir sürecin sonunda mümkün olabilir.
yeni realiteler, eski realitelerin sonuçlarını içine ala ala genişler ve varlığı vazife sezgisine yaklaştırır, diyor. Örneğin bireysel bencillik nefsaniyeti zamanla yerini toplumsal bencilliğe bırakır. Mesela yalnız kendisi için değil, ailenin çıkarları için çalışır. Realitelerde yükseldikçe bir topluma, topluluğa, millete, insanlığa, hatta bütün varlıkların hayrına olacak şekilde çalışmaya ve davranmaya başlar. Bu noktada artık bencillik bitmiş, başkalarını düşünmek diğerkenliğe başlamıştır. Burada hemen aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Mesela sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışan kardeşlerimiz. İşte hayvanların bakımıyla ilgili kimsesiz, çocuklarla ilgili, yoksullara bir takım yardım kuruluşları değil mi? Çeşitli dernekler, vakıflar, yani bizim geçmişimizde de Osmanlı döneminde de biliyorsunuz pek çok vakıf varmış. Dünyada da var tabii ki. Mesela hani yakın zamanda Hint asıllı, çok da genç, 37 yaşında Amerikalı birinin kurduğu internet üzerinde yayın yapan bir Çan Akademi var. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? İlkokuldan üniversite son sınıf öğrencilerine kadar yönelik 15 dakikalık öğretici ders videoları hazırlayıp koyuyorlar. Burada İstanbul'da yaşayan bir iş adamı onu gönüllü olarak Türkçeleştirmiş. Çan Akademi Türkiye diye web siteleri var. Hani aranızda öğrenci, tanıdıkları, yakınları olanlar varsa bütün derslerin çok hani hem görsel malzemelerle anlatımları, sunumları var. Mesela bu çok büyük bir toplumsal sorumluluk projesi. Dolayısıyla hani bencilliğin çok çok ötesinde artık insanlığın hayrına olacak hani çalışmalardan biri. Tabii ki bunun gibi pek çok çalışma bulunabilir. Vicdanın sonuçta üst unsuru geliştikçe, yani üst unsurdaki niteliklere uygun davrandıkça, yaşadıkça, vicdan ve nefsaniyet denge noktası yukarı çıkıyor. Nefsaniyet seviyesi yükseliyor. Özbilgi seviyesi ve özbilgi anlayışı yukarılara doğru uzanıyor. Bir insanın dünya değerleri ve idrak karşısında yapacağı iş, vicdan dualitesinin vazifeye yönelik unsurunu beslemek, nefsaniyet unsurunu geriye atmak olmak diyor. O zaman hani günlük hayat içinde her ne yapıyorsak yapalım. Her kimle ne şekilde bir takım hani olayların içine girmiş olursak olalım. Hani bencilce mi, nefsani mi, egoist mi davranıyorum ya da hani beklentiler içindeyim ya da daha yüksek bir vicdan kriteriyle mi yaklaşıyorum ve davranıyorum. Hani bunları tartmamız bekleniyor bizden. Nefsaniyete değer eklendikçe öz bilgilerin artması uzun uzadıya geçirecek ızdıraplı, zahmetli uygulamalarla otomatik yürüyüşe tabi olur. Yani işimiz çok zorlaşıyor o zaman. Hani hiç olmasını istemediğimiz acı ve ızdırabı yaratacak olayların içine adeta tekrar çekiliveriyoruz. Çünkü nefsaniyete yatırım yaptık. O egoya hizmet ettik. Bu nedenle gelişim yolunu kısaltmak için vicdan mekanizmasının alt ve üst unsurlarını ayırt edebilecek anlayış seviyesine bir an önce ulaşmak gerekir. Çok güzel, sade bir ilke, rehber, vicdanın alt unsuruna yönelik davranıyorum, üst unsuruna. Bunu ayırt edebilirsek o zaman nefsaniyete hizmet etmekten kendimizi şuurlu olarak alıkoyabiliriz. Bu da bizim tekamül sürecimizi, yürüyüşümüzü hızlandırır ve kolaylaştırır. Anlayış nedir dersek, çünkü ruhsal büyümenin en temel göstergelerinden biri de anlayış, vicdanın yanı sıra, sevginin yanı sıra. En basitinden en yükseğine varıncaya kadar tabii ki orada da bir kademeleşme söz konusu. Belki de sonsuz bir kademeleşme. Çünkü bizim insan aklımız, insan idrakimiz bu sonsuz evrenlerde ve hakikatin bütün düşünecek olursak son derece sınırlı ve daracık bir algıya sahibiz. Bizim anlayışımızın çok daha ötesinde yüksek anlayışların farkındalığı şüphesiz ki var. En basitinden en yükseğe kadar kademeleri var demiştik. İşte vicdan geliştikçe anlayış da gelişiyor. Hani neden sürekli vicdanın üst unsuruna
yönelik davranalım günlük hayat içinde. Çünkü bu şekilde davranırsak anlayışımız da artıyor. Çünkü vicdanın gelişimi demek, anlayışın gelişimi demektir. O halde vicdan geliştikçe anlayış gelişiyor. Vicdan geliştikçe anlayış gelişiyor. Ha, bunlar ne? Aslında o en başta slide'da tanımladığımız varlığımızdaki madde enerjilerin giderek süptilleşmesi. Çünkü vicdanı tezahür ettiren de madde enerji, anlayışı tezahür ettiren de madde enerji, korku, kaygı, endişe de kendine özgü titreşim olan madde enerjiler. Vicdanın üç aşaması: otomatik, yarı anlayışlı, az çok anlayışlı. Otomatik vicdan aşaması insanlığın ilk zamanlarına aitmiş. Yani ilkel kadının annelik içgüdüsü buna örnek gösteriliyor. O zaman günümüz insanında vicdanı iki şekilde görebileceğiz. Yarı anlayışlı vicdanı olanlar, az çok anlayışlı vicdanı olanlar. Tabii ki az çok anlayışlı olanlar diğerine göre daha nitelikli bir vicdan anlayışına sahip durumdalar. Anlayışa çok büyük bir değer atfediyor, haklı olarak İlahi Nizam ve Kainat. Çünkü ruhun temel niteliği bundan anlaşılır. Ve şöyle tanımlıyor, varlığın mayasıdır diyor anlayış. Madde sistemlerini birbirine bağlayan bir güçtür. Çünkü varlık dediğimiz şey de tek çeşit bir madde enerjiden oluşmuş bir şey değil. Orada bir madde enerjiler karmaşığı söz konusu. O zaman bu farklı niteliklerdeki madde ve enerjiyi birbirine bağlayan güç anlayış olmuş oluyor. Bu güç sayesinde enerjilerin bir araya toplanmasıyla varlıklar meydana gelir. Anlayış ne kadar mükemmelleşirse vazife bilgisine yaklaşım hızlanır ve kolaylaşır. Tabii ki bunu o zaman nasıl söyleyebiliriz bir başka bir işle? Anlayış ne kadar mükemmelleşirse dünyadan mezun olma olasılığı o kadar artar. Sevgi planına geçiş olasılığı o kadar artar. Anlayışı mükemmelleşen insan çabalarını vazife nefsaniyet unsurlarından hangisine yönelteceğini daha iyi bilir. İleriye doğru, yani ilerleyen zamanlarda ne gibi yüksek madde bileşimleri ve sistemleri kurabileceğini takdir etmeye başlar. Anlayış, madde evreninin diğer unsurları arasında ruha çok yakın bir araç durumundadır diyor. Özellikle büyük harflerle yazdım. Demek ki bizim bunca deneyimden ve bunca olaydan aslında geçmemizin ve bu kadar acıya, sıkıntıya, gözyaşına maruz kalmamızın sebebi anlayış dediğimiz niteliğimizi arttırma gayreti. Gürcüyev adını mutlaka duyduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bu salonda eminim ki pek çok kez telaffuz edilmiştir etkinliklerde, konferanslarda. Dördüncü yol ekolünün kurucusu. Diyor ki, kişiye her şey öğretilebilir ama varlık seviyesi yükselmedikçe hiçbir sonuç elde edilemez. Şimdi şöyle düşünün. Ne demiştik? Tek bir hücrenin de bir varlığı var. Bitki hücresinin de bir varlığı var, insan hücresinin de bir varlığı var. Gelip kedinin de bedenini yöneten bir varlık var, insanın da bedenini yöneten bir varlık var. O zaman her varlığın, hani bir hücre, bir hayvan, bir insan varlıklarını düşünürsek, tabii ki bunlar içinde en gelişmiş olan insanın varlığı. İşte asıl onun gelişimi bizi daha ilerideki süreçlere doğru götürecek. Ve diyor ki Gürcüyev, bilgi ve varlık anlayışı üretmek için birlikte gelişmektir. O nedenle hani kendini tanıma çalışması yapmak da yine bu ruhsal büyümeyi çok hızlandıran bir çalışma. Diğer spiritüel disiplinlerde olduğu gibi. Yine kitaptan devam edecek olursak, anlayış ve vicdanın vazife planına hazırlıklarda çok önemli rolleri vardır. Çünkü öz bilgiler anlayış ve vicdanı beslerken, anlayış ve vicdan yoluyla da zenginleşir. Yani öz bilgiler anlayış ve vicdanı besliyor ama aynı zamanda anlayış ve vicdan yoluyla da öz bilgiler zenginleşiyor. Öz bilgi değerleri olaylar aracılığıyla artar. Yaşarken edinilmiş kıyas bilgileri,
hani olaylar bize kıyas bilgisini sunuyordu. Şuur dışına geçer, ölümden sonra şuur altı bilgileriyle karşılaştırılarak öz bilgi arşivine eklenir. Yani nereye? Varlığımızdaki öz bilgi arşivine. Burada tabii ki detaya girmeyeceğim. Bu Alparslan Bey hazırlamıştı bu şeyi, görünümü. Hani yaşarken edindiğimiz tüm kıyas bilgileri şuur dışı dediğimiz alana kayıtlanıyor. Bedenimizi bırakıp da spatyuma, spatyum dediğimiz hani süreci yaşadığımızda öğrenilmiş bilgilerin bulunduğu şuur altındaki bilgilerimize dahil olacak son dünya hayatında edindiğimiz bilgiler. Dolayısıyla hani akaşık kayıtlarımıza eklenmiş olacak. Bilgi, din, millet, aile, yüksek nitelikli tebliğler, ilhamlar ve olaylar öz bilgiyi arttırıp vazife planına yaklaştıran faktörlerdir. Hani bizim dolayısıyla varlığımıza niteliğini arttıran, değiştiren, sübtülleştiren. Olaylar o varlığın ihtiyacıyla orantılı olarak yardımcı varlıklar tarafından düzenlenir ve önüne konur. Yardımcı varlıklar bir olayı bir insana yaptırmak için onun vicdanının nefsaniyet unsurlarını harekete geçirir. Bir katilin duyacağı ızdıraba ihtiyacı varsa önüne öyle olaylar çıkar ki o adamı öldürür. Ve bunlar keyfe bağlı rastgele işler değildir diyor. Hani hep diyoruz ya kıyas bilgisi öz bilgiyi arttırıyor, öz bilgi anlayışı arttırıyor. Anlayış arttıkça varlığın niteliği değişiyor. Dolayısıyla hani aynı zamanda bizim tekamülümüzü görüp gözeten rehber sistemleri gerektiğinde önümüze öyle olaylar çıkarıyorlar ki biz o olaylar aracılığıyla ne kadar çok canımız yanarsa yansın yine bir takım değerler ve bilgiler ediniyoruz. Tabii ki değerler ve bilgi dediğimizde aslında yine varlığımıza eklenen sübtil madde ve enerji var. Kıyas bilgisinin en etkili yardımcısı maalesef hiç hoşlanmadığımız acı ve ızdırap. Kıyas bilgisi genellikle ızdırap yoluyla öz bilgiyi ve anlayışı beslemektedir. Hani örneğin başkasını seven kadın karşısında adam bir nefsaniyete erilir ve kadını öldürür. Adam iki, vicdanı az çok ilerlediği için durumu kabullenir. Hatta varsa elinden gelen yardımı da yapar diyor. Ve bilgi ile anlayış beraber yürür diye bir başlığımız var. Çünkü anlayışın gelişiminde iki yol var diyor yine İlahi Nizam. Bir, insanın kendi bünyesi dahilindeki durumları, olayları incelemesi. Hani başımıza gelen olaylar, niye yaşadım, niçin başıma geldi diye sorguladıkça zaten içsel olarak cevaplarını almaya başlıyoruz. Hani aha anları, ha şimdi anladım dediğimiz durumlar. İki, kişinin kendisinin sebep olduğu olayları irdelemesi, yani gözlemlemesi. Tabii ki bu sırada bitip tükenmeyecekmiş gibi inceden kabaya pek çok duygu hissedebiliyoruz. Duygular da birer sübtil madde ve enerji ama onların şeyine geleceğiz burada detaylarına. Anlayış arttıkça olayların anlamları daha fazla beliriyor. Yani kolaylıkla anlamaya başlıyoruz artık. Hani bu olayı niye yaşadım, benim başıma niye geldi, oradan nasıl bir ders almam gerekiyormuş. Bunları daha hızlı görmeye ve öğrenmeye başlıyoruz. Bu sayede insan beynine ait madde bileşimlerinden süzülen anlayış titreşimleri sayısız olaydan çeşitli sonuçlar çıkarmaya, türlü türlü bileşimler kurmaya başlıyor. Bakın ne diyor? İnsan beynine ait madde bileşimlerinden süzülen idrak titreşimleri, anlayış titreşimleri. Demek ki beynimizde böyle bir madde enerji var, anlayışı oluşturan. Anlayış geliştikçe bilgiler de artar ve kapsamlanır. Böylece dünyada çok ince bir madde hali olan anlayış, çeşitli mekanizmalar içinde doğrudan ve dolaylı olarak kendisini ruha hizmet edebileceği en uygun biçimde hazırlar.
varlığı oluşturan ve tezahür eden her unsur, akışkanlığı artmış madde enerjilerdir. Gürcüyev şey diyordu, sizin anlamadığınız, mesela para da bir enerjidir diyordu. Hani tabii yıllar önce okuduğumuzda, şahsen ben de bunu anlamakta zorlanmıştım. Hani para, biz onu bir madde olarak görüyoruz, dokunabiliyoruz. Ama onun bir enerji olduğu fikriyle ilk ben hani Gürcüyev öğretisine karşılaşmıştım. Yani tabii ki daha sonra her şeyin bir madde enerji olduğunu okuduk diğer eserlerde, yine Gürcüyev'in eserlerinde. Ama işte İlahi Nizam ve Kainat'ta dünyada çok ince bir madde hali olan anlayıştı. O zaman bu anlayış dediğimiz, çok ihtiyaç duyduğumuz, hani aslında varlığı kurtaracak olan en temel madde enerji dünyamızda var. O zaman bu var olan madde enerji herkese akıyor mu? Hayır. Onu çekip almak gerekiyor. Onu arzu etmek gerekiyor. Onu istemek gerekiyor. Dolayısıyla hani isteyene gidiyor bir yerde. Çabalayana gidiyor. Hani çaba zaten çok çok önemli bir yasa. Ruhsal büyüme için. Yani dünyada ilerlemek için de çaba çok önemli. Ruhsal yönden gelişip büyümek için de çaba çok çok önemli. Dolayısıyla varlığı oluşturan ve tezahür eden her unsur akışkanlığı artmış madde enerjidir dedik. Yine bakın İlahi Nizam'dan birebir aldım. Diyor ki, onun sinir sistemi yapısında öyle ince bileşimler vardır ki bunlar sürekli olarak anlayış şeklinde görünen titreşimler, enerjiler yayınlamaktadır. Ve anlayış yetişinin sağlığı ya da bozukluğu işte bu enerjileri yayınlayan sinir sistemindeki o çok ince madde bileşimlerine, dualite ilkesi ve değer farklanması mekanizmasıyla dış tesirlerin yaptıkları müdahaleler sonucunda meydana gelen hareketlere bağlıdır. Öyleyse dış görünüşüyle anlayış maddede ortaya çıkar ve maddesel titreşimlerle görünür. Bundan dolayı bir maddedir. Bununla beraber o aynı zamanda bir aynadan yansır gibi ruhun evrene yansımış davranışlarının maddedeki karşılığıdır, ifadesidir. Yani anlayışın hareket halindeki durumu maddeye aittir. İfade bakımından durumu da ruha aittir. Yine ruhsal büyümenin bir diğer görünümü, hani koşulsuz sevmek dediğimiz hali içselleştirebilmek ve hani günlük yaşam içinde bunun uygulayıcısı olabilmek. Hani ırk, dil, din, millet ayrımı yapmaksızın, çirkin, güzel, zengin, fakir ayrımı yapmaksızın her varlığa karşı gerçekten hani tarafsız, objektif ve sevgi dolu bir yürekle bakabilmek, yaklaşabilmek ki hani bilgelerin değil mi tezahür ettirdiği özelliklerden biri bu. Ha, hepimizde ama bunu tezahür ettirmek için zaten ihtiyacımız olan olaylardan ve deneyimlerden geçerek bu sevgi dediğimiz madde enerjiyi de biriktirmeye gayret ediyoruz. Biriktiriyoruz, daha da biriktireceğiz. Sevgi hem vicdanın gelişmesinde hem de öz bilgilerin oluşmasında rol alan en güçlü etmenlerden biridir, diyor. Dünya hayatında birçok olaylara ve sınavlara neden olur. Yani sevgi maddemiz ve enerjimiz arttıkça varlıklarımızda vicdan maddemiz ve enerjimiz de artıyor. O arttıkça öz bilgi maddemiz ve enerjimiz de artıyor. O zaman bu üçünü birbirinden ayırt edemeyiz. Ruhsal büyüme ve gelişme için birbirini destekleyen, birlikte büyüyen hani unsurlar. Sevgi bir şeye karşı duyulan çekimdir. Yani o varlıklarımızdaki madde enerjilerin yaydığı titreşimlerle rezonansa girebilen diğer enerjilere karşı, maddelere karşı duyduğumuz çekim. Hani benzer benzeri çeker dediğimiz ilke de zaten buradan geliyor. Bedenin çok ince bir kısım madde bileşimlerini yaydıkları yüksek ve süptil titreşimlerin enerjilerin görünümlerinden ibaret olan
madde enerjik kombinasyonudur. Beynin belli kısımlarında çok yüksek ve ince düzenlerde bir takım madde bileşimleri ve sistemleri oluşmaya başlar. Yaydıkları titreşimler ve enerjiler onun etrafında bir manyetik alan meydana getirir. O zaman beynimizin belli bölgelerinde biriktikçe bu sübtil madde etrafımızda bir manyetik alan oluşturuyor. Sevginin manyetik alanı. Ve o manyetik alan kendisiyle benzer titreşimlerde olan diğer manyetik alanlara karşı bir cazibe. Ne diyoruz? İşte hani enerjilerin birbirini cezbetmesi, cazibe yasası. Hani sempati duyma, yenice karşılaşıverdiğimiz, hani ilk kez tanıştığımız birine karşı bazen gerçekten çok önceden tanıyormuşuz hissinde oluruz. Hani çok bildik gelir, çok tanıdık gelir, yakın hissederiz, sevgi, sempati hissederiz. Ama bazen de tam tersi, çok itici bulabiliriz. O zaman farklı frekanslardadır madde kombinasyonlarımız. Hani iki beden var. Bedenin etrafına yayın yapan manyetik alanlar var. Sevgi alanları. Bu alan kendisiyle sempatize olabilecek birçok diğer titreşimleri çeker. Diğer titreşimlerin tabi oldukları manyetik alanlar tarafından da çekilir. Yani çekim yasası. Bizler bu duruma bedenlerin birbirini sevmeleri, birbiri tarafından sevilmeleri diyoruz. Bakın, bedenlerin birbirini sevmeleri, birbiri tarafından sevilmeleri. O zaman bedenler birbirine aşık oluyor. Çünkü bedenlerden yayılıyor o enerji. Sevginin bitişiyle biliyorsunuz nefret, antipati geliyor, onu takip ediyor. Bedendeki madde bileşimleri değiştikçe titreşimlerin nitelikleri ve şiddetleri de değişir. Bu bileşimler dağılınca titreşimler de ortada kalmaz ve sevgi görünümü de biter. Bedenlerde sevgi titreşimlerine oranla kaba madde bileşimleri birikince bunlardan antipati ve nefret titreşimleri yayılır. O zaman demek ki bu sevgi titreşimi sonsuza kadar devam etmeyebiliyor. Cazibe duyduğu bir insana karşı zaman içinde bitebiliyor. İncelikleri ve güçleri daha üstün olan sevgi sempati yayınları kuvvetli titreşimleri sayesinde antipatik titreşimleri silip dağıtabilir. İşte bu nedenle zaten nefretle, şiddeti şiddetle bitiremiyoruz ve çözümleyemiyoruz. Çünkü sevginin titreşimi çok daha güçlü. Ancak o söndürebiliyor daha düşük, daha kaba vibrasyonları. Bu nedenle sevenler ve sevilebilenler diyor, düşman olan ve kin besleyenlerden çok daha güçlü ve etkin durumdadırlar. Ve sevgi vicdan dengi hattını ya yükseltir ya düşürür diye ifade ediyor. Diyor ki kitap, sevginin yüksek görünümü vicdanın üst unsuruyla sempatize olur. Hani ne var bu üst unsurda hatırlayacak olursak, özveri, yardım, şefkat, başkalarına düşünme, feragat, sorumluluk alabilme. Ha bunlar varlığın gelişiminde hızlı, anlayışlı bir tempo sağlıyor. Yani gelişmeyi hızlandırıyor. Kursal büyümeyi hızlandırıyor. Ama sevgiye basit ve kaba, ağır, hani bencilce titreşimler karışırsa nefsaniyete yönelim başlamış oluyor. Bunların görünümlerine kıskançlık, bencillik, gurur, düşük özsaygı, kabadayılık, para, şöhret hırsı, korku, kibir olarak sayılmış. Bunlar ise yürüyüşü zahmetli ve ızdıraplı hale getiriyor. O zaman yine hani sevginin kaba titreşimlerine yönelim başlarsa yürüyüş daha ağır ve daha zorlu hale geliyor. Yüksek nitelikli unsurlarıyla hareket edilirse kolaylaşıyor. Sevginin yüksek yönü ile varlıklar ne hissedebiliyor? Daha doğrusu bedenler. Ferahlık, huzur, mutluluk. Bunlar hızlı bir gelişimin şuurdaki görünümü. Sevginin nefsani yönü ise bizlerde nasıl tezahür ediyor, nasıl anlayabiliyoruz? Nefsani bir sevgi içinde olduğumuzu, gücenme, huzursuzluk ve sıkıntı başlatıyor. Bunlar da ağırlaşmış gelişim görünümünde. Bakın ikisi arasında ne kadar niteliksel fark var. Birinde ferahlık, huzur,
mutluluk, diğerinde gücenme, huzursuzluk, sıkıntı. Gelişim yüksek, erdem titreşimleriyle zenginleşmiş saf sevgi nasıl tezahür ediyor? İnsanlara hizmet etme, insanların iyiliğini isteme, gerektiği yerde, gerektiği kadar özveride bulunabilme. Gelişimleri konusunda yardımı göze alabilme. Diğer varlıkların, diğer insanların gelişimi konusunda yardımı göze alabilme. Sevginin vazife sevgisi halini almaya başlaması. Ama eğer gelişim düşükse sevgi niteliğinde, sevgiye karışan bencillik titreşimleri fazla oluyor. Zaten bu bencilliğin göstergelerinden biri kıskançlık. Hani yalnız benim olsun, niye baktın, dışarı çıkma gibi hani yasaklamalar, kısıtlamalar tamamen aslında gelişimi düşük bir sevginin tezahürü. Vazife sevgisi, öz bilgi artışı ve vicdanın gelişmesi, vazife ile nefsaniyet arasındaki mesafeyi kısalır. Anlayış, vazife cephesine yöneliyor. Bakın nefsaniyet vazifeye doğru yaklaşıyor, 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 yaklaşıyor. İşte mezun olabilmek için dünya okuluna bir daha hani zorunlu nedenlerle gelmemek için varlıklarımızın hedeflerinden biri de bu. Nefsaniyet, vazife, unsuru arasındaki mesafeyi giderek kısaltma. Ve hepimiz hayatımızdaki çeşitli olaylar, görgüler aracılığıyla zaten bunların üzerinde çalışıyoruz. Özetle, vicdan, realite, anlayış, bilgi ve sevgi gibi dünyada görülen bütün değerler, beynin olanakları dahilinde biçimlerini almış maddesel görünüşlerden ibarettir. Bunlar öz varlıktaki değerleri besler ve gelişimlerine aracılık eder. Bunların asıl değerleri öz varlıkta saklı olan güçlerdir ki, bu değerler ruhun evrendeki tekamül ölçüsünü gösterir. O halde vicdan, realite, anlayış, bilgi, sevginin tezahürü, bunlara karşılık gelen madde enerjilerin varlıklarımızda giderek daha baskın, daha yoğun hale gelmesi bizim tekamül ölçeğimiz olmuş oluyor. Yani benim anlayabildiğim şu, varlıklarımızda en kabasından en incesine kadar bir madde kombinasyonu var. Bu kaba titreşimler işte nefsaniyet, kızgınlık, öfke, nefret ama ince titreşimler sevgi, şefkat, hoşgörü, bağışlama. Zaten madde evreninde dualite ilkesi gereği de bunların aynen bu şekilde olması gerekiyor. Ve sübtil madde ve enerjileri artırabilmek için bir takım olaylardan ve deneyimlerden geçiyoruz. O olaylardan, deneyimlerden elde ettiğimiz kıyas bilgileri sayesinde o kaba maddeyi dönüştürüyoruz. Yani ruhun yürüyüşü, ruhun tekamülü demek aynı zamanda temas halinde olduğu maddeyi geliştirmek, maddeyi değiştirmek demek. Varlığımızdaki bu kaba titreşimler zaman içinde daha sübtil maddelere ve titreşimlere dönüştükçe zaten ruhsal büyüme dediğimiz niteliklerin yoğunluğu artmış oluyor ve bunların hani görünümleri hayatın her alanında artık ortaya çıkmaya başlıyor. Vicdandaki ruhsal büyüme hani nasıl anlayacağız ve bize nasıl bir rehberlik sunuyor kitap? Diyor ki orta insanlık kademesinde huzur, huzursuzluk, mutsuzluk, mutluluk arasında sürekli gidiş gelişler vardır. Hani sabit bir denge ve duygu halinde kalamam. Hani bir an mutlu oluyoruz, bir an mutsuz oluyoruz. Bir an işte çok huzur hissediyoruz, bir an çok huzursuz, sıkıntılı, dengeli. O zaman hani bu gidiş gelişler, bu karmaşalar ne kadar sık hayatımızda ya da ne kadar seyrek, hani bunları tartabiliriz, bunları gözlemleyebiliriz. Hani genel olarak huzurda ve mutlulukta mı kalmaya daha çok hani eğilimliyim yoksa diğer hallerde mi daha çok kalıyorum? Hani kendimizi gözlemleyerek bunları
fark edebiliriz, yani notlar alabiliriz. Diyor ki, orta insanlık kademesinde vicdanı geliştirmek için vicdanın üst unsuruna yönelmeli, istekleriyle ona değerler göndermeye başlamalı, nefsaniyete ait istek, arzu ve alışkanlıkla beslenmemeli. Bakın beslenmemeli, o zaman dur hani egzersizi yapmak gibi davranacağız günlük hayat içinde. Hayır, bunu yapmamayı diyorum. Bunu yapmamayı tercih ediyorum. Biliyorsunuz kendini tanıma çalışmalarından hani Gürcüyev öğretsen, dur egzersizi vardır. Dur. Ya da içimizden hani bir öfke mesela yükselmeye başlarken dur demek. Onu ifade etmemek. Kızgınlık yükselmek üzereyken bunu fark edebiliyorsak eğer durdurmak, ifade etmemek. O zaman şuurlu olarak çalışmış oluyoruz kendi üstümüzde. Ve ifade etmedikçe o duyguyla, dolayısıyla o maddeyle özdeşleşmemiş oluyoruz aslında. Dolayısıyla onu beslememiş oluyoruz. Beslediğimiz şey güçleniyor. Yani hani kaslar da biliyorsunuz çalıştırıldıkça gelişiyor. Tabii bunun için de aynı zamanda belli bir süre gerekiyor, belli bir çaba ve efor gerekiyor, ona uygun beslenme ve hareket gerekiyor. Ruhsal niteliklerin, varlıksal madde ve enerjilerin değişimi, dönüşümü için de tabii ki çaba ve bir süre gerekiyor. İnsanlık artık vazife aşamasının eşiğine ulaşmıştır. Dünyadan başarıyla ayrılabilmek için vicdanın üst unsuruna yönelmek, başkalarını düşünmek, bencil olmamak, hani diğerken olmak, vazife sevgisine bağlı realiteleri sindirmek, nefsaniyet, bencillik, arzu, iştah bağlarından kurtulmaya çalışmak ve çaba içinde olmak. Çaba çok kıymetli çünkü. Çabadaki ölçü şu, yapılan bir iş hem aşağıya hem yukarıya zarar vermemeli. O zaman bu günlük hani rehber bilgi olmuş. Hani ne dünyaya ve dünyada yaşayan bir canlıya zarar vermek ve ne de yukarıya. Varlık dünyasal bedenini bıraktığında kendi ruhundan gelen tesirlerle kendi varlığı içinde soyutlanır. Yani kendi varlığıyla baş başa kalacak bedeni bıraktığında. Son dünya hayatında elde edip şuur dışına attığı bilgilerle önceki bilgilerin muhasebesini yapar. Sonuçlarını öz varlığına mal eder. Gerekirse tekrar dünyaya gelme ihtiyacı duyar, yönlendirilir, rehber kalır. Tabi gerekirse. Dünyaya vazifeli olarak gelip de vazifesini tamamlayan varlıklar doğrudan doğruya vazife planına geçer. Ki tarih boyunca zaten daima vazifeli varlıklar olmuştur, bedenlenmiştir. İşte peygamberler, evliyalar, yüksek nitelikli ruhani liderler. Onlar burada aktif intibaklar diye isimlendirilmiş vazife planından gelip o yüksek vazife sorumluluklarıyla diğer bedenlilere rehberlik edenler. Dünya okulunu bitirip de henüz vazife almamış insanlar sevgi planı denilen niyaz sütlülerine geçer. Bakın bu ikisi de ruhsal büyümenin görünümlerinden. Yani aramızda insan bedeni kullanarak bulunabilen ama vazife planından gelmiş varlıklar bedenlerini bıraktıklarında yine direkt vazife planına geçiyorlar. Ama henüz dünya okulundan yenice mezun olabilmişse önce sevgi planına geçecek. O zaman baştan beri anlattıklarımızı aşağıdan yukarıya izleyecek olursak, hani bu 70 bin yıllık süreç ve öncesini, hidrojen altı alemi dediğimiz o amorf ilk madde aşamasındaki süreç, ruhların evrene dahil olduğu süreç, ondan sonra pasif intibaklar, varlıklar oluşuyor, bitki hayatları başlıyor, hayvan hayatı, ondan sonra insanlık hayatı, o kalk ile temsil edilen bölgede insan olarak yani dünya okulundan mezun olabilmiş varlıkların geçeceği sevgi planı.
bir ara plan. Oradan da varlık belli bir süre yani uyumlanıp kaldıktan sonra artık vazife planına geçecek ve o dahil olduğu sistemdeki organizasyon içinde vazifeye, daha subtil görevlerle yolculuğuna devam edecek. Çünkü üniteye kadar devam edecek tekrarın yolculuğumuz. Ünite anlayış birliğindeki varlıklar, yani evrenin son sınırındaki anlayış birliği diyebiliriz üniteye. O zaman bizim tekamül yolculuğumuz üniteye varıncaya kadar devam edecek. Bunu tabii ki insan aklıyla, idrakiyle anlamamız çok zor. Sonuç olarak değerli dostlar, tüm spiritüel öğrenmeler ve uygulamalar ruhsal büyümeyi hızlandırır. Yani bilgi ve uygulaması. Bilimsel araştırmaların da gösterdiği gibi zihinsel disiplin ve meditasyon beynin işleyişini etkileyip insan farkındalığını değişik seviyelere taşır. Mesela Mevlana da demiş ki bilmek başka, bulmak başka ama olmak daha başka. İşte olmak, o hani yapabilmek, olmak. Sinir bilimci Davidson, düzenli meditasyon yapanlarda beynin iki bölgesinde kalınlaşma tespit etmiş. Bugün biliyorsunuz beyin görüntüleme cihazları çok gelişmiş durumda. Hani dedik ya, tüm spiritüel uygulamalar ruhsal büyümeyi hızlandırıyor, geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi, hani düzenli meditasyon yapanlarda gelişen beyin bölgesi prefrontal korteks, bir tanesi insula. Beyin hücreleri yani nöronlar bedendeki en gelişmiş hücre tipi. Biliyoruz ki nöronlar çoğalamaz ama nöronlar arası sinaptik bağlantıları sağlayan dendritler çoğalabilir. Düzenli uygulama yapanlarda burada ve diğer kısımda kalınlaşma başlıyor. Peki bunun getirisi ne oluyor? Artık istedikleri an, istedikleri yerde kolaylıkla farklı bilinç hallerine geçebilmek. Dolayısıyla günlük duyuların sınırlılığının çok ötesine taşabilmek. O zaman bu da ruhsal büyümenin göstergelerinden biri. Ki asırlar boyunca biliyorsunuz ya, yoga geleneği var, uzak doğudan meditasyon geleneği var. Ya da işte tefekküre dalmak, hani sufi geleneğinde. Bunlar hepsi aslında çok yüksek amaçlığa hizmet eden uygulamalar. İlahi nizam ve kainatta bakın ne demiş? Molekül hareketleri en fazla olan kısımlar beyindeki şuur merkezidir. Ruhsal uygulamalar hücrelerin frekanslarını arttırır. Frekans artışı ile faaliyet artar, anlayış genişler. Anlayışın genişlemesi bu frekansın artışına bağlı. O zaman bilim kanalıyla da artık biz bu ölçümleri yapabilir hale geldik. Biraz sonra başka ölçümler paylaşacağım. Ruhsal büyümenin günlük yaşamdaki görünümlerini özetleyecek olursak, karşılaştığımız olay ya da kişi ya da durum her ne olursa olsun, her durumda vicdanı rehber almak, tüm varlıkları koşulsuz sevebilmek, ırk, dil, din ayrımı yapmamak. Bugün tarih boyunca biliyorsunuz dindarlar birbirini boğazlamış ya da işte Hristiyan-Müslüman savaşları olmuş. Yani üstelik iki farklı din, yani din adına yapılmış birçok şey. Hırsızlık, yalancılık, üçkağıtçılık hani yapmamak, sorumluluk alabilmek. Yani en başta kendine karşı, kendi varlığına, kendi gelişimine karşı. Sonra varsa işte eşine, çocuğuna, ailesine karşı, toplumuna karşı, grubuna karşı, milletine karşı. Çevreye, topluma, insanlığa faydalı olmaya çalışmak. Yani bencilliğin ötesine uzanmaya çalışmak. Nitelikli spiritüel bilgilerle beslenip uygulamalar yapmak. Bizim regresyon hocalarımızdan biriydi Hans Tendam. O da burada verdiği bir özel konferansta ruhsal büyümenin niteliklerini şöyle gruplandırmıştı. Gelişen zihinsel kapasite, zeka, bilgi, anlayış, içgörü ve bilgelik. Büyüyen duygusal kapasite. En önemlisi empati. Yani kendisini başkasının yerine koyabilmek. Çünkü bunu yapabilmek için de varlıklarımızda sübtil bir maddenin birikmesi
gerekiyor. Eğer o madde yoksa doğal olarak empati yapamayız. Şefkat, neşe, huzur, sevgi, kendine güvenme, özgürlük, sorumluluk alabilme. Ha, hareket kapasitesinin artması, bu da yapmak, işlemek, yaratmak. Yani yaratıcı süreçlerde artık kendi niteliklerini, varlığındaki nitelikleri tezahür ettirebilmek, ruhsal niteliklerini tezahür ettirebilmek. Şimdi de yavaş yavaş sonlandıracağım etkinliğimizi. Sonra isterseniz biraz daha soru cevap ilerleyebiliriz. Buraya kadar anlattıklarımızı şöyle bir maddeleştirecek olursak, ruhsal büyümenin çeşitli tezahürleri nerelerde görebiliriz, nerelerde arayabiliriz? Biyolojik, fizyolojik tezahürlerini sinir sistemindeki değişimlerde görüyoruz. İşte bazı bilim adamlarının mesela uzun yıllardır yoga yapmış kişilerin beyinlerinde yaptıkları ölçümler, uzun süre meditasyon yapmış kişilerin beyinlerinde yaptıkları ölçümler bunu gösteriyor. Dalai Lama'nın grubundaki rahiplerle ölçümler yapılmış. Arama motoruna meditasyon ve beyin ölçümleri diye yazarsanız çok nitelikli, hani Türkçeleştirilmiş makaleler karşınıza gelir. Yine ruhsal uygulamalar yaptıkça, nitelikli bilgiler okuyup onların üzerine düşündükçe, tefekkür ettikçe ya da hani şifa çalışmaları, meditasyon çalışmaları, yoga, tai chi gibi çeşitli çalışmalar yaptıkça negatif duygularla özdeşleşmeme pratiği, yani kendini tanıma çalışması yaptıkça bu sefer enerji alan frekansları da giderek artıyor. Bugün bazı optik cihazlar sayesinde şakraların ve enerji alanlarının titreşimleri de ölçümlenebiliyor. Nitekim Motayama'nın olağan insanlar ve ruhsal şifacılar üzerinde yaptığı ölçümlerde şu değerleri görüyoruz. Olağan bir insanda 10-30 milivolt saniyede 200 devir enerji alan frekansı. Ama bir ruhsal şifacıda 300-500 milivolt saniyede 3000 devrin üzerinde. Demek ki bir ruhsal şifacı da durduk yerde ruhsal şifacı olmuyor. Onu ruhsal şifacı kılan enerji alan frekanslarının çok daha artmış olması. Tabii ki bu kişi bir günde ruhsal şifacı olmuyor. Evet, bazı varlıklar doğuştan bu nitelikte geliyor. Çünkü önceki yaşamlarında şifacı olarak çalışmışlar ve o gelişmeyi temin etmişler. Ama daha önceki hayatlarında hiç ruhsal şifacı olarak çalışmamış olsa bile bu hayatta disipliner bir şekilde çalışanlar ve uygulama yapanlarında yine şakra aktivitelerinde artış, enerji alan frekanslarında artış tespit ediliyor ki bugün geldiğimiz süreçte bilimsel olarak bunları ölçümlemek mümkün. Bir diğer tezahür, hani ruhsal büyümenin günlük yaşamdaki görünümlerinden biri psikolojik tezahürler. Bunun anlamı ne? Hani hayat içinde kendini dengeli ve mutlu hissetme. Hani ah, bah demeden, olanı olduğu haliyle kabul ederek mutluluğunu hani zenginlikle, parayla, sevgiliyle eş koşmadan içsel olarak hissedebilir hale gelmek. Yani mutluluğun dışsal bir nesneye ve objeye bağlı olmaksızın varlıksal bir enerjinin yansıması ve görünüm haline gelmesi. Aynı şekilde sevinç, neşe, iyimserlik, kabul. Zihinsel tezahürleri de elbette var. Yine huzur, sakinlik, iç özgürlük, farklı bilinç hallerine geçebilme becerisi. Biliyorsunuz belki günlük şu bilinç titreşimleri beta diye tanımlanıyor, hani beyin dalgaları. Ama derin derin nefes alıp verdikçe, tabii gözler kapalı bir uygulama yaptıkça kısa süre sonra alfaya, yani 14-7'lere geçiyor beyin dalgası. Bu meditatif hal demek, aynı zamanda şifa hali. Tabii teta'ya, delta'ya doğru geçmek mümkün.
ruhsal büyümenin spatyon tezahürleri de varlıkların gelişim durumlarıyla çok ilişkili. Mesela ruhsal olarak daha yetkin hale gelmiş varlıklarda spatyondaki muhasebelerin, yani geride bıraktığı hayattaki olayların değerlendirilmesinin, acı taraflarının yavaş yavaş bitmesi, spatyondaki soyutlanma hali süresinin kısalması, hani soyutlanma dediği orada şu, belki okuyanlar hatırlayacaktır, bedeni bıraktığın yalnızca kendi varlığıyla baş başa kalıyor. Etraftaki tüm tesirlerden yalıtılmış oluyor. Hani diğer rehberlerinden bile. Hani o arada kendi varlığıyla baş başa kalarak bir sonra, en son hayatının muhasebelerini yapıp işte aldığı kıyas bilgilerini öz bilgilerine dahil ediyor. Bu bazen varlığa çok uzun, çok azaplı, çok acı verici süreçler yaşatabiliyor. Ama ruhsal olarak ne kadar olgunlaşmışsa bu süreç acısız ve o kadar kısa. Hatta dinlerde cennet, cehennem sembolüyle anlatılmak istenen buradaki hallere karşılık geliyor. Yine spatyondaki bir diğer tezahürü, yapılması gereken muhasebe işlerinin o kadar hızlı tamamlanması. Tekrar bedenlenecekse dünyadaki tekamülüne en elverişli olan şartları, geniş bir olanak alanı içinde hayatının şekillerini ve koşullarını seçim hakkının olması. Birinde rehberler senin gelişmen için buraya gitmen gerekiyor dediği varsayalım. Ama diğerinde varlığa seçim hakkı tanıyor. Çünkü o varlık kendi gelişimine en uygun zemini ve mekanı seçebilecek elinde de bir hali ulaşmış. Tabii ki bu neye bağlı? Anlayışın artışına. Yani anlayışına göre kazandığı seçme özgürlüğü derecesi artmış oluyor ruhsal olarak gelişmiş varlıklarda. Ve varlıksal tezahürleri nasıl? Ruhsal büyümenin ya da varlıksal görünümleri. Hani en başta ruhun evrenin sonuna kadar aracılık edeceği bir varlık şeması vardı hatırlarsanız. Oradaki görünümler nasıl? Öz bilgi ve anlayışın artması, vicdanın vazifeye yönelmesi ve sonunda nefsaniyetin tamamen bitmesi. Daha süptil ve yüksek nitelikli madde enerji kombinasyonlarını toplayabilme, yönetebilme, kullanabilme yeteneği. Çünkü evrende maddeler sonsuz, evrenler sonsuz. Biz sadece hidrojen aleminden mezun olmak üzereyiz. Burası hidrojen, daha doğrusu hidrojen aleminin hani bir okulu olan dünyadan mezun olmak üzereyiz. Ki bulunduğu sistemde dünya en gelişmiş okul. Zaten bu en gelişmiş okulu bitirebilenler o sevgi planına, yarı süptil aleme geçebilecek. Ama oradan itibaren de tekamül tabii ki daha süptil, daha süptil, daha süptil alemlerde devam edecek. Dolayısıyla daha ilerlere gidebilmesi için varlığın daha süptil madde ve enerjileri toplayabilme, bir araya getirebilme, yani o süptil bedeninin niteliğini giderek daha da kalitelendirebilme, daha da kalitelendirebilme becerisi artmış oluyor. Perispiritel bedende diyebiliriz varlık için. Yani Belir Bey'in daha önceki eserlerinde bu perispir olarak geçiyordu. Varlık dediğimiz nitelik. Varlıksal tezahürlerden bir başkası, tabii ki o süptil madde ve enerjilerin artmasına paralel olarak gelişen manyetik alanlar sentezinin genişlemesi ve kapsamının artması. Zaten varlık manyetik alanı aracılığıyla bedene devamlı olarak tesirler gönderiyor. Tabii ki manyetik alanı ne kadar genişler ve kapsamlanırsa onun yönetebileceği madde sistemi de o kadar kapsamlanıyor. Yine okuyanlar hatırlayacaktır. Bir bedeni yönetmekle bir galaksiyi yönetmek arasında ilkesel olarak hiçbir fark yoktur diyor.
Yani mekanizma aynı. Hani bedeni de varlık manyetik alanı aracılığıyla devamlı gönderdiği tesirlerle yönetiyor. Ha, güneş sistemini ya da bir galaksiyi yöneten varlık da kendi manyetik alanından gönderdiği tesirlerle o kocaman devasa güneş sistemini yönetiyor. Dolayısıyla o zaman hani varlığın tezahürlerinden biri de manyetik alanının giderek kapsamlanması ve genişlemesi. Dolayısıyla etki edeceği sistemlerin de ona göre kompleks, karmaşık sistemler halini almaya başlaması. Ve yine varlıksal tezahürlerin sonuncusu, evrensel ilkeleri yani yasaları anlama ve uygulama kapasitesinin artmasıdır. O halde şöyle geri dönecek olursak, biyolojik, fizyolojik değişimler, enerji beden frekanslarının artışı, psikolojik görünümler, zihinsel görünümler, spatyondaki görünümler ve varlıksal görünümler olarak özetleyebiliyoruz. Ya da hani nerelerde aramamız gerekiyor büyümeyi, nasıl anlamamız gerekiyor? Benim kitaptan derleyebildiğim bunlar oldu. Çok sabırla ve ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eğer sorular varsa biraz da sorularla ilerleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Peki, sorunuz yoksa? İyi akşamlar, ben teşekkür ederim. Acaba bir 10 yıl evvel ne kadar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.